Merhaba herkese. Bugün Belagar'ın hikayesini bir hatırlayayım diye Lord Master of Sotek'in Belagar videosunu izledim de biraz Belagar'ın hikayesinden bahsetmek istiyorum size. Ama onun öncesinde şu Miragliano kuşatmasını bir yapalım. Çok epik bir adam ya Belagar. Neyse ya şimdilik o da dağıtmayalım. Şu savaşa odaklanayım. Önümüzde kesilmesi gereken andetler var. Kenarda dur aynı şekilde. Biraz önce neydi o şehrin adı? İşte sınır prensiplerin başkenti. Orada verdiğim savaşa benzer. Yine aynı harita tipi. Tamam siz de ön tarafa gelin. Herkes burada mı? Yes. Muharebeye başla. Bu sefer buralara dikmişler şeyleri. Menzili birimleri. Onları oradan bir çıkartmak icap eder. O yüzden bizim Gareth Flatan oralara doğru ateş etsin. Mahsuru yok. Siz peki onlar menzilinize girer mi bir ihtimal? Şöyle bir onların menziline kadar gelin bakayım. Yok girmediler. Ha ama neyse oradan ayrıldılar. Bir kapıyı açar kapar gibi yaptılar. Beni kapı bug'ına sokmayın lütfen arkadaşlar. Tamam madem öyle şuraya gelebilirsiniz. Gördüklerinize ateş ederseniz. Siz de onların arkasına dizilin. Sen de şöyle en tepede en güzel yere yerleş. Piyadeleri ona göre bir tekrar konuşayım. Okçuları da ona göre tekrar konuşayım. Okey siz burayı yıkmaya başlayabilirsiniz sanırım. Tekrar kapıyı açmazlar herhalde. Sen de orada kalabilirsin. Okey. Bunlar hızlıca yıkarlar diye kapıyı tahmin ediyorum. Okey birileri birilerini oklamaya başladı bile. Ya bunlar ne ya? Hop 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Bunları oradan kovun. Sen onları oradan kovabilir misin? Şu duvarlara yapılıyor muydu yapılmıyor. O zaman siz ikiniz şunları ateş eder misiniz? Diğer ikisi efektif edemez. Bunlar daha açılabilir belki. Siz biraz yaklaşın. Onlara vuramayacaksınız belli. Ha, ama siz de diğerlerini vurabilirsiniz. Tamam bunlar onlara güzel vurdu. Tekrar bir salvo daha lütfen. Kapıyı kırmak... Kırma işlemi devam etmekte. Gareth fırlatan sen şuraya doğru bir saldırmayı dene bakalım. Dur siz atış serbestliği kapayın. Çok saçmalayacaksınız yoksa. Ki zaten saçmalıyorlar. Of. Şuraya bir saldırmayı denemeniz gerekiyor. Ya keşke Total War Ferrot'ta olduğu gibi açılı ateş et ya da dik ateş et seçeneğini buraya da getirsen. Neyse açılı ediyorlar. Açılı ediyorlar. Güzel sorun yok. Kapı kırılmak üzere. Ama yani iyi salvo yedik. Özellikle şu bayağı bir sakatta geldi gelmedi değil. Neyse kapı kırılsın da bütün sorunlarım hallolacak. Sen de şuraya gel. Sen arkada kaldın değil mi ya? Neyse gelir elbet. Okey beyler içeri girebilirsiniz. Direkt saldırın şu köpeklere. Köpekler derken literal köpekten bahsediyorum. Hakaret anlamında değil yani. Sizin de şunu açalım bir. Tamamdır. Siz şuraya dizilin. Tamam köpekleri boş verin. Bir büyücüleri olduğunu görüyorum. Sorun değil. Bas abi şunları. Rün ustasının bayağı bir hasar gördüğünü görüyorum. Birazcık etrafında toplansınlar. Ondan sonra şey yaparım. Servisi açabilirsiniz artık. Pardon. Ustası... Kaçırsam fena almayacak. Bayağı hasar alıyor çünkü. Şuradan kaçırmak mümkün. Hayır. Saldırı değil. Şunların yanına çok vuramadan şuraya doğru kaçsam. Diğerlerinin etrafına toplansınlar. Onların üzerine şundan basarım diyecektim ki nispeten yeterince toplantılar gibi. Okey güzel bir hedef. Daha fazla artık emin halim yok. Aslında gereksiz mi oldu aşırı basmak? Sen niye oraya çıktın sevgili kardeşim ya? Garip.
Okey, sana daha iyi bir pozisyon sağlayalım. Dostum sen oradan bir iner misin ya, milletle savaşmak yerine? Ben ne abi ya, kapıdan çıkartacağım diye demek ki. Neyse tamam, inebildik. Şuradan dışarı doğru arkadaş. Diğerleri ne yapıyor? Diğerleri fena durumda değil. Çevrelerinde çok büyülü saldırı yapan birileri yok galiba. Okey. Şu saldırıyı almak hoş olmadı. Kim yapıyor onu? Onlara doğru ateş edebilir misin bir ihtimal? Okey. Okey. Yunus'a sen yine yakınlarda dur. Sen biraz daha geri gel ya. Orada çok saldırı yiyeceksin. Ben yakın dövüş yerlerinde yollayacağım galiba ya. Şimdi idare ediyorlar. Şununla bir kere daha saldırmayayım ama 113 saniye de birazcık fazla arkadaş ya. Sen bir iki salvo daha at. Yakın dövüş yerleri yaklaşsın o zaman. Arkadaşlar biraz hasar almakta. Şu özellikle. Ama idare ederiz. Şu buff'u kullan sen tekrar. Şunlardan da biraz daha faydalanmak istiyorum. Yakın dövüş diğerleri içeri girince çünkü onlardan faydalanamayacağım. İyi hasar veriyoruz. Sadece ya bir süre daha dayanırlar ya, bir şey olmaz. Alırmaya devam edin. Bunlar ne? Onların yukarı çıkmaması tercihim olur ama ya 60 saniye dayanırlar mı? Dayanırlar bence. Şunu bir kere daha kullanırım burada ben. Kankito sen şunlara şey ver biraz. Ya onların duvara çıkması iyi olmadı. Şuraya doğru ateş edin arkadaşlar. Ya bir iki tanesi şu duvara çıksın, tamam. Siz de şuradan çıkın. Oradan aşağı indiririz tekrar. Bunun 30 saniyesi daha var. Çevresindeki birimlerin sayısı azaldı ama yine de var tabii biraz. Ya sanki siz yeterince ateş etmiyor musunuz dostlar ya? İlla emir mi vermemiz lazım? Mimatları hala çok var. Demek ki ateş etmiyorlar. Sen. Şunlara bir buff at. Okey, sen fazla hasar alıyorsun. Senin oradan çıkman icap eder artık. Hazır mı? Hazır. Biraz azalmışlar çevremdekiler ama olsun. Yine de bir an önce kullanmam lazım onu. Pardon. Sen ne ara hasar al? Ha, şeyden hasar aldı. Şu büyü yapıyor Zibidi. Torgrim demişim. Sen onu bir halleder misin ya? Belegar. Sen şuraya doğru ateş et. Senin biraz daha mimat tazelemeni icap ediyor. Siz hazır mısınız? Okey, şuradan girin artık. Sen de gir. Sen de gir. Sen onun peşinden kendi başına koşma istersen. Ya merdivenleri kullanma salak gibi. Yapma. Abi bu bug'ı düzeltmemişler miydi ya? Yok, merdivenleri çıktılar artık. Ya kapı dururken merdiveni kullanıyorlar ya. Şuradan abi, şuradan. Hayır, oradan değil. Hayır, buradan. Of, gerçekten delirtiyor beni ya. Çekil oradan sen de. Hazır mısınız? Bak, şöyle gideceksiniz. Anladın? Geri mi dönüyor onlar? Yanlış mı gördüm? Yok, geri dön. Abi, merdivene gidiyorlar. Abi deli olacağım, merdivene gidiyorlar. Of, Allah canınızı almasın ya. Bu bug'ı düzelttik falan diyorlardı benim hatırladığım. Sen niye oraya çıktın ayıp dur sorması falan, ne var o emir verdim ben. Of, gerçekten oyun bazen beni gerçekten deli ediyor ya. Çıkın abi, tamam.
şurada kapı dururken şuraya gitmek için merdivenlerden tırmanın, şöyle gelin, tamam mı? Aferin aferin, muhteşem mantık. Ya şunu bir halletsene ya. Sen neredesin? Bilmiyorum, git sen de merdivenler çık. Şuradasın ya, git oradan dolaş, şuraya gitmek için merdivene çık sen de. Sen şunlara niye saldırmıyorsun? Saldırı emri verdim ya demin sana. Bunlar, hadi içeri girin siz de, belki birilerini görürsünüz. Yani gerçi şu an kafamı sağa sola sallıyorum, kamera çalıp göremiyorsunuz ama gerçekten... Ben demek istemedim. Bunları ateş edebilir misiniz? Bir ihtimal. Akito, sen kimseyi vuramıyor musun? Onları indirdik. Şunlar arkadan dolaşacak zaman olur mu bilmiyorum ama dolaşsınlar hadi. En azından dolaştırmayı deneyeyim. Buraya kadar gitmeyeceğim, siz de buraya gelin. Hadi şunları öldürdükten sonra gelin, tamam. Sen buradasın. Sen oradasın. Şu bapları açtık. Okey, bayağı uzun süre dayandılar orada ya, maşallah. Canlandırılmış azmanlar. Fena iş çıkarmadı, ne yalan söyleyeyim. Siz şuraya göndermemiş miydim ben? Heh, neyse, savaş bitti. Bir salva yapma fırsatları oldu en azından. Şerif bayağı hasar verdi ya. 5900 verdi o yaptığı büyülerle. Sağ olsun. Nispeten ucuz atlatmış hatta bizim şey Troni Demirkaş. Okey. Miragliano'yu altında güzel duruyor ama yok, düz işgal etsen. Şamari'de öldürüldü. Yozlaşma azaltımı aldık. O yozlaşma azaltımını takmadıysan tak hatta. Ha, bir dakika. Bir tane alık. Şey Mortis Engine efekti. Bunu keşke taksaydım bu savaştan önce. Çok işime yarardı gerçekten. Savaş daha hızlı biterdi. Zırh olarak şunu tak sen. Ha pardon. Düğmencinin miğferi varmış. Abi 4 tane zırh çıkmış. Başka bir şey çıkmamış. Başka neyimiz var? Araştırma oranı takılıyor. Taş ustası tak gitsin. Bu taraflarda var mı? Troll katili bloklere karşı varmış. Okey. Bir eşyalardan sen de bir şeyler tak. Yakın dövüşe giren... Derebeyi, Rünustası da giriyor da bir şey ya. Şu zırhı da sen tak bari. Yaverlerde takılmamış bir şey kalmadı. Okey. Şu yetenek puanlarını dağıtalım. Sorgulayıcı zihni almıştık. Kendi yetenekleri açılmış oldu böylece. 12'de açılıyordu hatta galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 2 tur almamış olduk da neyse. Orada da mantıklı şeyler aldık sonuçta. Köksel yetiştirme süresi, kapasitesi ve cücelerle ilişki. Lütfen. Aldım gitti. Bu bir rüzgar. Ha, çok hasar veren çok güzel bir yetenek değil ama olmasın da iyidir yine de. Alalım. Burada saygıdeğer derebeyine doğru gidiyoruz galiba. Zırh ve yakın savunma veriyor. Güzel. 20 zırh. Bayağı fark ettirir aslında. Bu yeteneklerin -%10. Birleştirelim. Fırsat savunma olasılığı. Bir direnci alalım ya, %10 herkes için. Okey. Miragliano'ya büyüme ve zayiat ikmal oranı veren şu güzel binayı dikeyim bence. Okey. Diğer bölgelerde var mı bir şey? Yok. Başka bir kahramanım yok. Diplomasiye bakalım. Orego şövalyeleri ölmek üzere. Ölmek üzere olduğu için... Şimdi barış istersiniz değil mi? Demin sizle barış yapmaya niyetlenmiştim. Nereden de 3-5 kuruş alalım bari. 76'ya da değmez ama yani, o kadar da değil. Hasarlı bina.
Gerek yok. Çok geçmeden zaten hardcore bir Wurzak saldırısı bekliyorum. Umarım o saldırı gelmeden önce şunların işini bitirebilirim ama o konuda da çok umutlu değilim yani. Muhtemelen yakında gelirler. Okay. Okay, 8 tekrarca başladım. Bir Dryer Muskan oldu. Fraksiyon yok edildi ve Wurzak yavaş yavaş en azından başka bir ordusuyla, Wurzak'ın kendi ordusuyla yaklaşmaya başladı. Bu kurtarışı %16. Onu ben unutmadan Dryer Muskan'ı takayım. Uğur Kurtarışı, bu arada dümencinin miğferi de Uğur Kurtarışı veriyor. Kaç oldu? Yüzde... Bir dakika, 15 mi? 16 bu veriyor. Heh, 26 pardon, yanlış yere bakmışım. %26 Uğur Kurtarışı, güzel, hiç fena değil. Okey, Belegar'ın hikayesini anlatacağım demiştim, onu biraz anlatayım size. Şimdi Belegar, Klan Angrund daha doğrusu, Karak 8 Tepe'nin geleneksel kral ailesi, soylu ailesi, kraliyet ailesi ve Karak 8 Tepe 100 yıllar önce, hatta belki de binlerce yıl önce, tam bilmiyorum, yeşil derili istilasına kaybedilmiş. Ve Belegar büyürken sürekli böyle aile büyüklerinin böyle vay bizim atalarımız, dedelerimiz eskiden Karak 8 Tepe bizim de ne kadar da güzel bir yurttur falan gibi hikayelerini dinleye dinleye büyüyor ve yetişkinliğe geçince Angrund Kralı'nın prensi olarak yemin ediyor. Abi ben alacağım. Karak 8 Tepe tekrar bizim olacak. Tekrar cücelerin olacak. Ve milleti gaza getire Angrund'un prensi olarak bir tane küçük bir sefer düzenliyor şeye. Karak 8 Tepe ki gerçekten çok tehlikeli ve çok büyük bir yer Karak 8 Tepe. Bu oyunda gördüğünüz gibi değil. Bu arada yemin etti dedim ya, cücelerin yemini, özellikle Warhammer evrenindeki cücelerin yeminini insan yeminiyle karıştırmayın. Böyle hakikaten bütün benliğiyle ediyorlar ve her şeyini şekillendiriyor o yeminler. Neyse, nispeten küçük bir birlikle hatta bir küçük sefer düzenliyor şeye. Gizli yollardan giderek böyle yeraltını falan şey yaparak, yeraltlarından giderek Karak 8 Tepe'nin yeraltı kısımlarından bir tanesine giriyor. Ve orada atalarının bıraktığı hazinelerden bir kısmını buluyor. Çok değerli hazineler buluyor ve Karazakarak'a, cüce başkentine o hazinelerle beraber fazla da hasar almadan geri dönüyor. Herkes böyle Karak 8 Tepe'nin alınması imkansız, umutsuz bir mücadele falan gözüyle bakarken Belegar'ın bu başarısı insanları birden umutlandırıyor. İşte daha fazla insan toplamaya, cüce toplamaya başlıyor etrafında, daha fazla destekçi topluyor vesaire ve nispeten büyük bir ordu topluyor Karak 8 Tepe'ye saldırmak için o gazla. Karak 8 Tepe'ye saldırıyorlar ve çok büyük bir hezimete uğruyorlar. Nice cüce ölüyor, nice işte ailesi ölen cüce Belegar'a nefret beslemeye başlıyor. Bu arada yine cücelerin insanlardan farklı, yani nefret beslemek biraz farklı bir şey. Yani atıyorum mesela cücelerde bir cüceyi asla öldürmez Warhammer evreninde. Yani çok çok istisnalar var da Kinslay gibi bir şey yok. Yani istediğin kadar mesela ona garez besle, ona zarar vermezsin. O senin kardeşindir falan gibisinden bir toplum yapıları var. Neyse. İkinci sefer bu şekilde başarısız oluyor. Ve Belegar tabii ki cüce standartlarına bile inanılmaz inatçı bir karaktere sahip. Yemin etmiş zaten ben burayı alacağım. Buna inanarak büyümüş vesaire. Burayı bunlar almış. Ve yeni bir ordu toplamaya başlıyor. Üçüncü bir sefer yapmaya çalışıyor şeye. Karak 8 Tepe'ye ve o topladığı orduyla, zar zor güçlükle topladığı orduyla insanların, yani cücelerin çoğu Belegar'a inancını yitirmiş olsa da bir şeyler toplamaya başarıyor yine. 8 Tepe'ye doğru giderken bu seferki seferin umutsuz olduğunu anlıyor ama inatçı olduğundan devam ediyor. En sonunda bir tane gyrocopter geliyor, helikopter geliyor Thorgrim'in emriyle. Thorgrim buna yüce kralı sonuçta geri dönmesini emrediyor. Belegar, yani cücelerde yüce kralının emrine uymamak gibi bir şey söz konusu bile olamaz neredeyse ve uymama kararı alıyor ama etrafındaki herkes abi cüce kral emretti gitmemiz lazım falan diyerekten Belegar'ı yanlarında gönülsüzce sürükleye yani zorla değil tabii de yani onu da yanlarında gönülsüzce getirerek yüce kralın yanına dönüyorlar. İşte Belegar öfkeli bir şekilde yüce kralın salonuna gidiyor, atar yapmaya gider yapmaya hazırlanıyor falan derken salona bir giriyor. Hiç beklemediği bir manzaraya karşılaşıyor. Orada Thorgrim'in yanı sıra, Thorgrim'i garaza getirenin, yüce kralın yanı sıra başka
Önemli kişilikler de var. Belegar'ın kendi kuzeni var ki o da önemli bir kişilik. Torek Iron Brown var. Torek Demirkaş. Çok saygı duyulan, çok yaşlı bir rün ustası. Kral, galiba kral olduğuna emin değilim de. Vesaire çok önemli bazı şahısların olduğu bir meclise geliyor. Ve Torgrim diyor ki, tamam eskiden biz Karaksekiz Tepe'yi umutsuz olarak görüyorduk ama senin bu çabaların ve motivasyonun bizi plan yapmaya itti ve şu an bir plan yaptık ve gerçekten de burayı almak için son bir sefer yapacağız. Kazanırsak da kaybedersek de bu Karaksekiz Tepe son seferimiz olacak diyor ve devasa bir ordu topluyorlar. Belegar'ın kendi orduları, kendi klanının orduları, Torek Ironbrand'ın ordusu, kuzeninin ordusu Belegar'ın işte ve tabii ki Thorgrim'in kendi ordusu, Yüce Kral'ın kendi ordusu devasa bir cüce ordusuyla Karaksekiz Tepe'ye doğru yola çıkıyorlar. Oraya vardıklarında direkt bir saldırının imkansız olduğunu görüyorlar. Yeşil Deliler sonuçta yüzyıllardır orada. Ciddi bir savunma kurmuşlar falan. Thorgrim, Yüce Kral, burayı kuşatmamız ve stratejik bir şekilde ilerlememiz lazım diyor. Gerekirse aç bırakmamız, gerekirse uzun süre kuşatmamız vesaire, vurkaç yapmamız vesaire gerekir gibisinden bir strateji öneriyor ama Belegar artık buraya kadar gelmiş, adamın şurasına kadar gelmiş, aşırı inatçı, aşırı öfkeli bir abi ve hayır ben olacağım diyor. Thorgrim hayır, hayır diyor, yani ben senin yüce kralınım ve sana emrediyorum, burada duracaksın, saldırmayacaksın diyor. Ona rağmen ben gidiyorum diyor. Thorgrim arkasından sesleniyor, kitaba yazıyorum adını diyor ki yani bir cüce kralının başka bir cüce kralını garezler kitabına yazması çok büyük bir olay falan. Ona rağmen işte Thorgrim birkaç kişi daha, pardon Belegar birkaç kişi daha gaza getirerek şey diyor, yani bu atarlaşmadan önce ben gideceğim ve bu kapıyı sizin için açacağım, bu surların kapısını sizin için açacağım diyor yüce kralım. Bana izin verin diyor. Thorgrim işte ona izin vermiyor. Ben gideceğim diyor ve birkaç kişiyi toplayarak, adını da Garezler kitabına yazdırarak gidiyor kapıyı açmak için. Ama yani daha o mücadelesinin başlarındayken bile bunun ne kadar umutsuz olduğunu anlıyor. Ama tabii ki inatçı olduğu için asla pes etmiyor. Yani bir taraftan arkadan saldırıya gelmek üzereler, bir taraftan duvardaki şeyler onları keşfetmiş durumda. Goblinler onları keşfetmiş durumda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar falan. Ya şey Belegar orada bütün umutsuzluğuyla ve bütün öfkesiyle alıyor çekicini ve o devasa Karaksekiz Tepe'nin devasa kapısına vurmaya başlıyor. Böyle surların üstündeki goblinler falan ne yapıyor lan bu bir tane çekişte kapıyı mı kıracak falan gibisinden gülmeye başlıyor. Dalga geçiyorlar bunda. İşte kendi adamları ne yapıyor bu adam falan diye bakmaya başlıyor ama adam o kadar öfkeli, o kadar sert vuruyor ki hakikaten yavaş yavaş kapıyı kırmaya başlıyor. Kırmaya başlıyor ve kapı gerçekten devriliyor. Adam çekişte vura vura devasa sur kapısını yıkıyor. Yani boyunda gördüğümüz o saçma sahneler aslında istisnai durumlarda gerçekçi olabiliyor var evreninde. Gerçekten o kapıyı yıkıyorlar. Gidiyorlar Thorgrim'e emir veriyorlar. Thorgrim'in ordusu başka bir yerde panik halinde başka bir şeyle uğraşırken tamam oradan dalıyorlar bilmem ne derken Citadel denen kısmı, yani Karaksekiz Tepe'nin yüzey kısmını ve galiba bir kat aşağısını falan ele geçiriyorlar. Tabii Karaksekiz Tepe dediğim gerçekten çok büyük bir yer. Sekiz tepe değil. Sekiz tane kocaman dağ mesela. Her birinde devasa yerleşkeler var. O yerleşkelerin kat yer altına inen katları var falan. Nispeten küçük bir yerini ama çok önemli bir yerini ele geçiriyorlar Karaksekiz Tepe'nin. Ve nispeten güvenceyi aldıktan sonra Thorgrim eyvallah diyor, ben gidiyorum diyor. Sana kolay gelsin burada diyor. Orada Yüce Krallık görevlerini yerine getirmek için Karaza Karak'a geri dönüyor. İşte Torek Ironbrand da kendi krallığına geri dönüyor vesaire vesaire derken kendini Clank Angrut olarak Belegar orada kalıyor. Bu arada hikaye ilerletmeden önce şey ufak bir detayı unuttum. Bu dördüncü bu sefer başarılı olan bu dördüncü sefere çıkmadan önce planları yapıyorlar. Orada da çok epik bir şey var ya, sahne vardı, onu atlamak istemedim. O ana kadar Thorgrim diyor ki evet gideceğiz ama Karaksekiz Tepe'yi Karaksekiz Tepe'nin prensi alamaz diyor ve epik bir sahneyle böyle Belegar'ı kral ilan ediyor. Böyle Belegar böyle bütün kralların huzurunda geliyor, Thorgrim'in önünde diz çöküyor, çekicini önüne koyarak
O sırada böyle Thorgrim Garezler kitabını açıyor ve Karak Sekiztepe ile ilgili bütün garezleri sırasıyla okuyor. Şu 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 olmuştur diyor. Her garezi okuduğunda Belegar yere yumruğunu vuruyor. İşte şurada bilmem kimler pusuya düşürdü. Bir tekrar yumruğunu vuruyor. İşte şurada suyu zehirlediler. Bilmem kaç davi öldü. Tekrar yumruğunu vuruyor falan ve en sonunda ayağa kalkarak böyle Karak Sekiztepe'nin meşru kralı olarak ayağa kalkarak dördüncü sefere hazırlanmaya başlıyor falan. Öyle de bir epik sahne var. Neyse dördüncü sefer başarılı oluyor. Thorgrim evine gidiyor, Torek evine gidiyor, Belegar orada kalıyor. Ama tabii Karak Sekiztepe'ye geldik, ne kadar güzel değil. Asıl acılar bundan sonra başlıyor. Her şeyden önce yavaş yavaş derinleri temizlemeye çalışıyorlar ama ya goblinleri temizliyorlardı. Goblinler şey yapmaya başlıyor. Böyle mesela şey çok zekice davranıp yalnız gezen cüce kolluk kuvvetlerini kaçırıyorlar. Ondan sonra bilmem neredeki surun dışına koyuyorlar işkence ettikten sonra kan revan halinde hala canlı vaziyette. Ondan sonra o surdaki cücelerin izlediği bir manzara oluşturup onların göz önünde işkence etmeye devam ediyorlar. Öldürüyorlar, kafalarını kesiyorlar, cesetlerinin üzerine işiyorlar falan. Onları bir tease ediyorlar ve ya cüceler hakikaten birbirlerine çok bağlı varlıklar ve bunlar onlara çok koyuyor. Bunun tuzak olduğunu bile bile gidip o yoldaşlarını, kardeşlerini kurtarmak için mücadele ediyorlar ve tuzağa düşüyorlar ve daha fazla ölüyorlar falan. Yani şaşırtıcı olan, yani çok fazla goblin var. Evet de bu goblinlerin bu kadar zekice davranmasına alışık değil cüceler. Sonradan yine dramatik bir sahneyle böyle şey daha 16 yaşındaki cüce standartları içinde aşırı küçük olan bir cücenin böyle kolları bacakları kopmuş, işte gözleri oyulmuş, alt tarafı kanrevan içinde bir ceset gönderiyorlar Belegar'ın şeyine, sarayına ve şey sırtında ceset değil daha doğrusu ölmek üzere olan bir adamı gönderiyorlar ve sırtında adamın Skarsinik yazıyor. Skarsinik'e böyle aşırı bir kin gidiyor falan ama yani ne kadar böyle derinleri alsa bile, almaya çalışsa bile, ne kadar Skarsinik'in zekice planlarına aksi yönde zekice planlar kurmaya çalışsa bile yani Skarsinik yüzyıllardır orada olan goblinlerin bilgisi ve tabii ki en önemlisi sayıcı üstünlükleriyle bayağı bir dwarf'ın canına kastediyor ki bir dwarf'ın ölmesi bile çok büyük bir olay aslında. Ve sonunda Belegar şey yapmaya karar veriyor, yani içi acısa da o derinlikleri fethimize ara vereceğiz artık. Bu Citadel dediğimiz, ele geçirdiğimiz yeri mühürleyeceğiz. Etrafına çok sağlam savunmalar dikeceğiz. Ve şimdilik kendimizi toparlamak için burada kalacağız diyor. Öyle uzunca bir zaman geçiyor. Hatta bu zaman süresince Karak Sekiztepe'nin namı dünyanın dört bir yayına yayılıyor. Böyle insan maceracılar geliyor. Mesela sizin derinliklerinizde cüce hazineleri varmış. İşte gidelim onları ele geçirelim, size getirelim. Siz de bunlardan bize altın verin falan gibisinden bir sürü maceracı gelmeye başlıyor. Maceracıların uğrak noktası oluyor falan. Tabii ki bir büyük bir çoğunluğu o derinliklerden sağ çıkamıyor. Ama sağ çıkanlar da var, bir iki tane. Mesela bir tane cüce maceracı çok büyük bir yaratık keşfettiğini söyleyerek oradan sağ çıkıyor. Gottlieb ve Felix de bu maceracılardan bir tanesi. Giriyorlar ve o sözü edilen büyük canavarı kesiyorlar ve çok büyük hazinelerle geri dönüyorlar falan. Bu başarılı olan maceracılardan cesaret alarak, özellikle Gottlieb ve Felix'ten cesaret alarak, lan tamam ya bak onlar kaç, 2 yıl falan galiba o şekilde kalıyor. Tamam, bu kadar zamandır burada bu şekilde kaldık, artık tekrar bir karşı saldırıya geçme zamanı diyor ve Torek demişim, Belegar kimsenin bilmediği bir çok çok az cücenin bildiği bir geçidi kullanarak yanına da az sayıda bir güvenilir cüce savaşçısı alarak o şeyden girerek, tünellerden girerek bir katı basıyor, ele geçiriyor oradaki cüceleri, katlediyor. Bir katı daha, bir katı daha, bir katı daha derken 8. kata kadar geliyor ve 8. katta Skarsinik çıkıyor karşısına. Skarsinik'in etrafındaki savaşçıları diğer cüceler hallederken Belegar direkt olarak bütün nefretiyle Skarsinik'e dalıyor. Skarsinik'e dalarken işte orada bir ne bileyim troll saldırıyor, onu hızlıca geçiyor. İşte Skarsinik'in hemen yanında dolaştırdığı dev bir canavar vardır ya, kırmızı kafalı. Ya Total War'da çok küçük ama galiba başka bir canavardan bahsediyor. Neyse, onu saldırıyor, o başarılı olamıyor falan ama bu sırada Skarsinik zaman kazanıyor ve oradan tüyüyor. Ama
Skarsgård bayağı bir tüyüyor yani. Sekiztepe'de bir süre görünmüyor. Her ne kadar Skarsgård'ı öldüremediği için pişmanlık duysa da, üzüntü duysa da Belegar. Tekrar yukarı çıkıyor ve yavaş yavaş gerçekten de derinlikleri fethetmeye başlıyorlar. Skarsgård'ın zekası olmayınca goblinler çok fazla dayanamıyor cüce savaşçıları karşısında. Tamam lan iyi gidiyor falan derken 8 tepenin etrafında yavaş yavaş orklar birikmeye başlıyor. Goblinler değil orklar. Orklar işte birikiyor. Devasa bir hal alıyor. Ve bu ordunun başında kim olduğu ortaya çıkıyor daha sonra. Neydi bu? Gorfang neydi? Rotgat. Bu Rotgat devasa bir ordu toplayarak 8 tepeyi kuşatıyor. Ve böyle olmayacak diyerekten galiba Karak Sekiztepe'den yardım istiyorlar Yüce Kral'dan. Oradan bir ordu geliyor. O ordu işte diğer tarafta orklarla umutsuz bir savaşa girerken lan biz savunma da kalmayalım biz de diğer taraftan saldıralım falan diyerekten o dev orduyu çevreliyorlar. Ondan sonra bir geri çekilme taktiği yapıp işte surlardaki ağır silahların menziline sokuyorlar. Onları orada şekilde avlıyorlar vesaire. O savaştan sağ çıkıyorlar. Böyle bir iki cümlede geçtiğim savaş gerçekten devasa ve epik bir savaş. Neyse gelin hoş geldiniz falan. Kimisi Karak Sekiztepe'de kalıyor gelen destek ordularının. Kimisi başka yere gidiyor vesaire. Bu sırada derinlikleri, keşifleri ve fetihleri devam ediyor Belegar'ın. Ama bu sırada da Skaven tehdidi ortaya çıkıyor. Skaven her zaman Karak Sekiztepe'de bir tehditti ama çok dağınıklardı ve az sayıdalardı ama derinliklerde daha derinlere indikçe Skaven'larda daha derinleri kendilerine ev bellediği için daha ön plana çıkmaya başlıyorlar ve bunların da liderinin kim olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki biricik sevdiceğimiz faremiz Quick Head Taker. Quick kelle alıcı. Kelle alıcıydı değil mi ya oyundaki adı? Neyse. Onlarla kapışırlarken falan bilmem ne şehrin etrafını Skaven bir şekilde kuşattığı yine dev bir orduyla. Bu sefer ne yapacağız ne edeceğiz derken bu sefer de katil kral Angrim'in desteği geliyor. Bir taraftan Angrim bir taraftan Belegar derken Quick'in ordusunu da oradan kovmayı başarıyorlar. Ondan sonra gel zaman git zaman galiba bir kere daha Rotgat büyük bir şekilde ork ordusuyla kuşatıyor bunları. Ama bu sefer gerçekten daha da büyük bir orduyla kuşatıyor. Bu sefer artık işimiz bitti falan moduna giriyorlar Belegar ve yanındakiler. Bu sefer de o sırada araları bayağı limoni olan Thorgrim'e mesaj atıyor. Bir tane altın yüklü 3 tane kervan çalındığı için birbirlerini suç atıyorlar falan. Tekrar Gares kitabına ekliyor falan. Öyle dramatik olaylar oluyor ama tekrar Thorgrim'den yardım istemek zorunda kalıyorlar. Belegar'ın eşinin de ısrarıyla. Ve o sırada gerçekten de Thorgrim Yüce Kral ordusuyla beraber geliyor. Ve bir taraftan onlar bir taraftan Belegar derken orduyla saldırıyorlar ama karşıdaki ork ordusu bu sefer gerçekten çok büyük. Bu sefer bertaraf etmeyi başaramıyorlar. Ama şehrin içine gelmeyi başarıyor Thorgrim'in ordusu ama araları çok kötü malum Belegar. İşte Thorgrim diyor tamam bundan sonra buradaki savaşı ben devralıyorum, ben yüce kralım. Hayır burası benim krallığım, burada sen istediğin kadar yüce kral ol falan böyle hadsiz hadsiz laflar ediyor Belegar falan bütün bu şeyle. Lan arkada ama şey katliam dönüyor bilmem ne. O zaman şey yapacağız diyor işte bir Gares düellosu yapacağız diyor. Onun da özel bir adı vardı. Unuttum şimdi cüce dilinde de. Tamam Gares düellosuyla yapalım. Çözelim bu işi falan diyerekten. Hadi girin içeri falan diyor Belegar. Neyse içeri giriyorlar. Orada bir Gares düellosu yapıyorlar. Sen şöyle yaptın. Şu Gares'dir. Senin adın böyle kitapta. Senin adın şöyle kitapta falan. Bütün cüceler birbiriyle laf dalışına giriyor. İşte bu sırada Belegar'ın eşi ortalıkta yok falan filan. Neyse bu laf dalışı sırasında bir devasa bir ateşten top surlara gelip patlıyor ve surlarda çok büyük bir gedik açıyor. Tamam bu Gares işini bir kenara bırakalım saldırı altındayız diyor. Thorgrim ya şey Belegar tamam gidelim saldıralım modundayken Thorgrim daha serinkanlı davranarak, aklı selim davranarak burada bekleyelim. Burada onları iyi kuşatırız, iyi yeneriz falan filan. Neyse Belegar orada ona uyuyor. Eyvallah savunma oyunu oynayalım bu sefer falan diyor. Ama uzaktan bir yerden gerçekten büyük bir alan burası. Karısının etrafının ki karısı da hamile bu sırada şey klan Angunt'un böyle varisini taşıyor karnında.
onun orada olduğunu, orkların arasında kaldığını görüyor ve hiç böyle aman yüce kalabilen falan dinlemeden bütün öfkesiyle o tarafa doğru giriyor, parçalaya parçalaya karısına ulaşmaya çalışıyor falan. Tam karısının yanında, tam da Rothgard dururken, bu ordunun komutanı dururken ona ulaşıyor. Onunla çok büyük bir şeye giriyor, düelloya giriyor bütün öfkesiyle. Bütün öfkesiyle düelloya girmesine rağmen neredeyse kaybedecekken, Rothgard da çok, çok güçlü bir karakter çünkü. Şeyin karısının da yardımıyla kazanmayı başarıyor. Rothgard orada ölüyor. Karısını kurtarıyorlar. Rothgard öldükten sonra işte bir şekilde Thorgrim Nords bilmem ne derken çok zorlu bir savaş devam ediyor ve tekrar kazanıyorlar. Tekrar Caraxes Tepe'yi güvence altına almış oluyorlar. Bu şekilde Thorgrim de evine giriyor. Garezler tamam temizlenmiştir diyorlar falan filan. Sarılarak öpüşerek tekrar ticaret anlaşmalarımız devam edecektir diyerekten tekrar bir araya geliyorlar. Bir bundan sonra da End Times geliyor galiba ya. Tabii ki işte derinlikleri alma Skarsgård'de ve Quick'te tekrar didişme muhabbetleri var birbirleriyle. Ama o zaten Caraxes Tepe'nin mahpus tarihi yani. Talihi. Çünkü ne kadar yeri fethedersen et gerçekten çok büyük bir yer ve sayıca üstünlükleri var diğerlerinin. Yapacak bir şey yok. Ki onlar da birbiriyle dolaşıyor bu arada. Quick'te Skarsgård cancağır arkadaş sayılmazlar pek. Bundan sonra End Times kısmı geliyor hikayenin. End Times'da onu hızlıca geçeyim. Kötü bir şeyler olacağını anlayan Thorgrim bütün cüce kralları Karazakarak'a çağırıyor. Belegar her ne kadar kötü durumda olsa da gizli yollardan falan filan Karazakarak'a ulaşıyor. İki şey yapabiliriz diyorlar. Tartışıyorlar. İki tane cephe oluşuyor. Ya dışarı çıkacağız ve müttefiklerimizde büyük bir cüce ordusu olarak destek olup kötülüğe karşı beraber savaşacağız diyorlar. Ya da yapacağımızı yapacağız. Her zaman yaptığımızı yapıp karakterimize çekileceğiz ve kendimizi savunacağız diyorlar. Yani kesin bir şeye varılamıyor. Mesela işte katil kral Angrim müttefiklerine desteğe gidiyor falan. Belegar bu konuda çok arada kalmış bir durumda. Bir yandan onurlu bir adam olduğu için müttefiklerine desteğe gitmek istiyor ama bir taraftan da işte ortamın kralı falan orayı terk edemez bilmem ne. Thorgrim buna bak bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Senden ne kadar büyük bir şey istediğimi biliyorum ama sana yalvarıyorum. Caraxes Tepe'yi terk et ve Torek'e yardıma git diyor. Ve Belegar kabul etmiyor. Belegar ve oradaki diğer Torek, Thorgrim'le ve diğer cüce krallarıyla kavgalı bir şekilde ayrılarak Caraxes Tepe'ye geri dönüyor. Caraxes Tepe'de her şey ilk başta çok sessiz sedasız. Bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor ama tabii ki Belegar onlarca yıldır orada mücadele ettiği için bunun hayra alamet olmadığını biliyor ve bir dağ patlayarak savaş başlıyor. Skaven bir o 8 tepenin tepelerinden bir tanesinin dibine büyük bir bomba yerleştiriyor ve bildiğin dağı patlatıyor. Savaş o şekilde başlıyor. Skaven'la büyük bir savaşa giriyorlar. İşte geri çekiliyorlar, derinliklere geri çekiliyorlar. Sürekli kaybediyorlar, sürekli birim kaybediyorlar vesaire. Bir saniye nasıl oluyordu onu bir hatırlamaya çalışıyorum. Skarsnik'le kapışıyorlar mıydı o noktada? Galiba Skarsnik'le kapışıyorlardı emin değilim. Gerçekten emin olamadım şu an hatırlayamadım onu. Ama en son savaşları Skaven'a karşı veriyorlar. Bir tane Quick'le ilk önce bir kapışıyorlar. Quick böyle şey... Belegar üstün gelmeye başlarken şey yapıyor, Quick bunu tease ediyor yine. Ha senin kuzenini öldürmüştüm bak kellesi burada. Hani Quick'in üzerinde böyle kellelerin olduğu bir tane aparat vardır ya. Onun kellesi burada diyerek bir şey yapıyor, dikkatini dağıtıyor hafif bir Belegar'ın. Bir salisediğine dikkati dağılan Belegar'ın arkasına geçip onu yandan bıçaklıyor. Özel bir bıçağı var Quick'in. Neyse orada Belegar ölmüyor. Quick de kaçmayı başarıyor. Hala geri çekilmeye devam ediyorlar. Skaven istilasına karşı, saldırılarına karşı daha da geriye çekiliyorlar. Ve bu geri çekilme aylarca sürüyor. O büyülü bir silahtan hasar almış olduğu için o yara iyileşmiyor. Ama herif ölemeyecek kadar inatçı olduğu için geri çekilmeye ve savaşmaya devam ediyor. En sonunda böyle karısını gizli bir geçitten Karazakarak'a, çocuğu da doğmuş durumda bu arada, Karazakarak'a gönderiyor. Galiba o Karazakarak ölüyor onlar da bilmiyorum. Ve en son işte 200 tane cüceyle beraber son bir direniş sergiliyorlar.
200 cenin her biri tek 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 ölüyor. En sonunda çok yakın bir dostu, akrabasıydı galiba, o var. O da ölüyor. En sonunda tek başına kalıyor ama tek başına kaldıktan sonra böyle Skaven bunun etrafını sarmış durumda, ona saldırmadan. Yaralı, bitkin, böyle morali çökmüş, bütün yeminleri alt üst olmuş, eşini kaybetmiş bilmem ne. Berbat bir halde işte Thorgrim. O sırada Quick geliyor tabii ki şarapsız. İşte ama bu sefer tam tersi bir senaryo gerçekleşiyor. Normalde Quick bunu tease'lerdi. Bu sefer Belegar böyle bütün umutsuzluğuyla, öfkesiyle onu tease etmeye başlıyor. Ya işte ben bu kadar yaralıyım bilmem ne, sen Skaven'ın en yüce savaşçısısın ve ona rağmen benle anca yaralı olduğum zaman başa çıkabilirsin. Bu da sizin ırkınızın ne kadar ezik olduğunu gösteriyor falan diye bu Quick'i sinirlendiriyor. Quick öfkeli bir şekilde dalıyor buna falan. Neyse orada yine hardcore bir kapışma yapıyorlar. İşte Belegar o ünlü kalkanını kaybediyor. Sonra ünlü kılıcını kaybediyor. Quick kılıcını kaybediyor falan. En sonunda Quick böyle bir darbe vuruyor buna. Diz üstü çöktürüyor ve kellesinin üzerinden kılıcı saplayarak Belegar'ı öldürüyor. Ve bu sırada Belegar da son nefesiyle Quick'e de bir darbe vurmayı ihmal etmiyor. Quick'in de ölmesine o sebep oluyor galiba. O an ölmüyor Quick de. Neyse, Belegar'ın sonu da böyle epik bir şekilde gelmiş oluyor. Gerçekten çok epik, çok inat. Yani cücelerin inatçılığının vücut bulmuş hali adam. Ah. Bayağı da zaman olmuş ya. Aslında bölüm bitirme zamanı bile geldi ama dur, bir tur daha geçireyim en azından. Şimdi burayı bunlar alacak ama Sartosa'yı onlara bırakmak istemiyorum. Şuradan giderek Sartosa'yı almak istiyorum. Her ne kadar buradan saldırıya uğrayacak olsam da bence Sartosa'ya koşmak mantıklı bir hamle olur. Çok da hasarlı değilim ben, iki tane karakterim hariç. Gel. Maaş vaziyetinde ya. Önümüzdeki tur saldıramama ihtimalim yüksek ama bakalım bakalım. Onlar öyle. Batı sınır prenslikleri. Buraya yatırım yapmayacağım. Kaybedilmek üzere zaten. Karakaz Garaz'a bir tane askeri bina yapacağım. Bir tur sürüyor ve ardından muhtemelen şeye satarım. Durtu'ya satarım. Karakim buraya bir kontrol binası %100 şart. Evet. Para da var ya nispeten. Çok tehlike altında da görmüyorum burayı. Tabii Sikrek buradan gelebilir. O belli olmaz da. Tilia ise büyüme. 2600 biraz az. Yani gerekirse iptal ederim. Okey. Teknolojilerde şunu araştırdık. Endüstrilerden daha fazla para. İnşaat süresi altyapı binaları için. Şehir kesici. Ticaret tarifeleri. Şükran'ın fermanı. Şunu alalım ya. Çok uzun sürmüyor zaten onu araştırmak. Hipnoside var mıydı bir şey? Zufbar. Sizle mi karşılaştık? Güzel. Haber topraklarıyla ticaretten ziyade başkasıyla ticaret yapmayı tercih ederim ya. Reichland falan belki bir ara ticaret yapmak ister. Askeri geçiş olur ama. Ona hayır demem. Sartosa yok, sizle barış. Hasar bina var. Tamam. Keşke biraz daha bekleseydin ya. Okay, mutsuz halk, -4 kontrol. Bu iyi olmadı benim açımdan. Şurada bir isyan çıkabilir. Yok ya, çıkmaz. Bunu tamamlamışız. Şunu da açayım mı? Yok, bir kapalı kalsın. Ama bu arada bunları da önümüzdeki bölümde karar verelim. Bu bölüm zaten uzadı. Tamam, fazla bir şey yapmamış olabilirim ama en azından hikaye anlatmak da keyifli ya. Umarım siz de keyif almışsınızdır Belegar'ın hikayesinden. Bu arada daha fazlasını dinlemek isterseniz Lore Master of Sotek diye bir kanal var. İngilizce tamam ama böyle 3,5 saatlik falan bir videosu var. Tamamını izlemek zorunda değilsiniz. Böyle itemlarına falan da geniş geniş yer veriyor ama Belegar'ın, ya Lore Master of Sotek Belegar yazarsanız böyle uzunca bir video çıkacak. Onu izlemenizi tavsiye ederim daha fazlasını görmek isterseniz. Neyse efendim, bu bölümü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde daha fazla şey yapma umuduyla kendinize iyi bakın diyeyim. Mümkünse de bir beğeninizi rica edeyim. Haydi görüşürüz.